Sen Anlat Karadeniz deyince akla ilk gelen isimlerden sempatik oyuncu Öykü Gürman bu hafta Dizi TV'de özel konuğumuz. Güzeller güzeli oyuncuyla Cosmopolitan Bride'ın Kasım ayı için yapılan kapak çekimine katıldık. Omuzlarını açıkta bırakan kalp kesim gelinlik Öykü Gürman'a çok yakışmış ve açık saçlarını bahar dalını andıran bir taç süslüyor. Öykü Gürman hareketli olduğu kadar sade olan gelinlikle adeta bir kuğu gibi. Öykü Gürman'ı gelinlik içerisinde görünce aklımıza pek çok soru geliyor. Her kadın gelinlik içinde güzeldir ama Öykü Gürman'a ayrı bir yakışmış doğrusu. Acaba sempatik oyuncu bu özel elbise içerisinde kendisini nasıl hissediyor? Ben çekime başladığımızdan beri kendimi çok iyi hissediyorum. Çok güzel bir enerji var. Açıkçası gelinlikleri de çok beğendim. Her gelinlik farklı bir aslında insanın içindeki farklı bir kadını ortaya çıkarıyor. Kimisi zaman zaman çok klasik, kimisi birazcık daha spor. Bazıları daha işlemeli, daha ağır. Ama ben şimdi birazcık daha spor ve şık olanını tercih ettim. Bunda biraz daha rahat ve iyi hissediyorum diyebilirim. Ama gelinlik giymek zaten çok masum, çok saf bir şey. Bir kadının kendini çok özel hissettiği bir durum. Bekar kadının hayalinde bir düğün vardır. Öykü Gürman'ın gönlündekini de kendisine soralım. İnsanın kendini en mutlu hissettiği yer neresiyse bence orada evlenmeli. Bu bir konsolosluk olabilir, bir sahil kasabası olabilir. Evet, çok şatafatlı, şaşalı bir balo salonu olabilir. Benimki evet doğayla iç içe olursa, ben çok yeşili, denizi çok seven biriyim. İyi hissediyorum, özgür hissediyorum kendimi. Evlenirken o özgürlüğü hissetmek de bence güzel olur. Çekimler esnasında Öykü Gürman'ın objektif karşısındaki rahatlığı gözümüzden kaçmadı. Güzel oyuncu adeta profesyonel modellere taş çıkartıyor. Evet, teşekkür ederim. Poz vermekle aram gerçekten iyi. Çünkü çocukluğumdan beri bunun için doğdum galiba. Ben kendimi 3-5 yaşından beri poz verirken hatırlıyorum. Yani kamera yoksa bile karşımda muhakkak birilerine, o zaman eski fotoğraf makineleri vardı. O zaman bile anında ne kadar uykum olursa olsun ya da ne kadar okuldan gelip yorgun olursam olayım, annem babam biri fotoğraf çekmek istediğinde anında poza girerdim. Günün mimarlarından çok okunan bu gelinlik dergisinin yayın yönetmeni Özge Zeki'ye mikrofonu uzatalım ve çekimi bir de ona soralım. Bakalım Kasım ayı kapağında nasıl bir gelin hayal etmişler? Romantik, eğlenceli bir gelin yaratmak istedik. Çünkü artık eskilerden bildiğimiz, alıştığımız gelin kavramı çok değişti böyle. Yapılı saçlar, çok ağır, yürümekte bile zorlanan gelinlikler. Şu an artık çok daha düz elbise gibi romantik, işlemeli, dantelli gelinlikler ön planda. Bu da rahat hareket etmeyi ve doğal olmayı sağlıyor. Bu nedenle Öykü Gürman da çok enerjik bir isim. Ve bunun yansıması tabii ki çekimlerimize harika oldu. Öykü Gürman ekiple ortak bir enerji yakalamayı başarmış. Çekimler oldukça keyifli geçiyor. Enerjisi çok yüksek, sıcak ve en önemlisi şu, göründüğü gibi. Dışarıda da böyle, çekimde de böyle bir organizasyonumuza geldiğinde o zaman da öyle ve dizide de aslında çok içten bir oyunculuk sergiliyor.
Bu kadar hayranlığının hızla yükselmesinde ve çok sevilmesinde bunun payı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz de çekimimizde konuk etmeyi çok istedik. Çünkü bu modelleri hem formda hem enerjisi pozitifliği dışa vuran bir isimle yansıtmak bizim için öncelikliydi ve çok harika sonuçlar çıktı. İşin uzmanını yakalamışken gelecek günlerde evlilik hazırlıkları yapan güzel hanımlar için bu senenin gelinlik modasını da konuşmadan geçmeyelim. Renkli, daha soft tonlar öne çıktı, böyle bembeyaz veya krem rengi tonlardansa. Böyle buz mavisi formları, böyle işlemelerin farklılaştığı, çok çok değişik ya da dümdüz aşağı doğru inip duvağında çok farklılaşan tasarımlar ortaya çıktı. Gerçekten biz bile artık takip etmekte zorlanıyoruz. Hani gelinlik deyince akla böyle herkesin çok standart bir elbise gelir ama inanın çok fazla çeşidi oldu ve bir gecede de alternatifle giyildiği için bu da gelinlere bol bol seçme imkanı sağladı. Öykü Gürman için setten uzakta farklı bir gün. Acaba modelliğin oyunculukla benzer tarafları var mı? Çekimlerde rahatım, çok rahatım. Fakat tabii gelinliğin bir ağırlığı var. Ama oyunculukla benzer tarafı şunu söyleyebilirim. Biraz önce ifade ettiğim gibi hangi gelinliği giyersem o role giriyorum. Ben biraz daha rahat ve özgür ruhlu biri olduğum için o rahatlığı ve özgürlüğü hani daha hafif, kumaş olarak daha hafif bir şeyle daha çok, daha iyi hissediyorum kendimi. Yani çok ağır olmayan kumaş.